Merhaba değerli kardeşlerim. İnkılap tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 1. Dünya Savaşı diyoruz bu videomuzda. Arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı ile ilgili çok detaylı bir anlatım zaten ana videolarımızda yaptık. Şimdi hızlı bir şekilde çıkabilecek noktalar üzerinde duracağız. Peki arkadaşlarım biliyorsunuz ÖSYM inkılap tarihinde şahıs ismi soruları da soruyor değil mi? Peki 1. Dünya Savaşı başladığında padişahımız kim? Bakın 5. Mehmet Reşat. Savaşın sonuna doğru tahta kim geçiyor? 6. Mehmet. Namı diğer kim? Vahdettin. Peki savaş başladığında sadrazamımız kim? Said Halim Paşa. Ve 3 yıl önce çıkan AYT sınav sorusu. 1. Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal hangi görevdeydi? Arkadaşlarım Sofya Ateşe Militeri'ydi. Bakın Sofya Ateşe Militeri'ydi. Peki Ateşe Militeri ne demek? Elçilikteki üst düzey askeri görevliye ne ad veriliyor arkadaşlarım? Ateşe Militeri. Peki biliyorsunuz bir Covid-19 pandemisi atlattık. İşte 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru tüm dünyayı sarsan salgın hastalık nedir? İspanyol gribi. Bakın güncelde de karşımıza gelebilir. İspanyol gribi. Bu grip Amerika'da ortaya çıkmıştır. Ama İspanya arkadaşlarım savaşa dahil olmayan bir ülke 1. Dünya Savaşı'na. Savaşa dahil olan ülkelerde basına sansür uygulanıyor. Tüm dünya İspanya basını aracılığıyla bu salgın hastalığı öğrendiği için bu da İspanyol gribi olarak adlandırılmış. Devam ediyoruz. Arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı'nda ittifak ve itilaf blokları var değil mi? Şimdi bakın ittifak diğer adı ne? Bağlaşma. İtilaf diğer adı ne? Anlaşma. Ama öğrenci arkadaşlarımız genelde karıştırıyor. Hangisi bağlaşmaydı, hangisi anlaşmaydı? Affedersiniz bakın ne diyoruz? İti an çomağı hazırla. Bakın itilaf devletlerinin diğer adı ne? Anlaşma. İttifak devletlerinde neymiş? Bağlaşma. Bir de ittifak harf olarak itilaftan bir harf fazla. Bağlaşma da anlaşmadan bir harf fazla. Dolayısıyla arkadaşlarım uzun olanlar Osmanlı'nın içinde bulunduğu, yani harf sayısı olarak fazla olanlar Osmanlı'nın içinde bulunduğu Almanya ile ittifak yaptığı grup. Bir harf az olan da itilaf diğer adıyla anlaşma. Peki yine mi sıkıntı yaşıyoruz? İttifak devletlerinden işimize yarayan devletleri Obama diye kodluyoruz. Osmanlı, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan, Almanya. İtilaf devletlerinden de işimize yarayanları IRIFAY diye kodluyoruz. Bakın İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa, ABD, Yunanistan. Peki. Şimdi arkadaşlarım bak savaş başlamadan önce üçlü ittifak dese Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan. Savaş başlamadan önce üçlü itilaf dese İngiltere, Fransa, Rusya. Bakın bu kırmızı çizginin altında olanlar savaş başladıktan sonra bu bloklara dahil olan devletler. Peki yorum yapalım. İngiltere ve Fransa sömürgecilik yarışında almış başını gitmiş. Almanya ve İtalya bu yarışta ben de varım diyor. O zaman Almanya, İtalya bir bloğa, İngiltere ve Fransa bir bloğa. Peki Rusya Balkanlarda panslavist politika izliyor. Sınırları içerisinde birçok Slav unsur bulunduran Avusturya, Macaristan bu durumdan muzdarip. O zaman ikisinin aynı grupta olma şansı yok. Biri bir grupta, diğeri bir grupta. Peki İtalya 1915 yılında İngiltere ve Fransa ile gizli bir Londra Anlaşması'nı imzalıyor. Buna göre İngiltere ve Fransa İtalya'ya diyor ki Almanya'yı sat, bizim yanımıza geç. Savaş sonucunda bizim alacağımız topraklarla senin alacağın topraklar arasında hiçbir fark olmayacak diyor. Ve şimdilik sana diyor Rodos ve 12 adanın sana ait olduğunu kabul ediyoruz. Ek bir anlaşmayla sana daha fazla toprak vereceğiz. Ve İtalya Almanya'yı satıp bu tarafa geçiyor. Peki Osmanlı. Osmanlı savaşa girince savaşın alanı genişliyor ve yeni birçok cephe açılıyor. Ardından Bulgaristan. Bakın Bulgaristan savaşa girince ittifak devletleri arasında kara bağlantısı sağlanıyor. Yani bakın Almanya Avrupa'da burada savaşıyor. Avusturya Macaristan burada savaşıyor. Osmanlı burada savaşıyor arkadaşlarım. Arada Bulgaristan savaşa girince ittifak devletleri arasında kara bağlantısı sağlanıyor. Birbirlerine silah cephane gönderip getirebiliyorlar. Peki savaşa en son katılan ittifak devleti hangisi? Yine Bulgaristan. Peki savaştan ilk çekilen ittifak devleti hangisi? Yine Bulgaristan. Peki ilk çekilen ilk ateşkes anlaşmasında imzalamaz mı? Evet. O zaman ilk ateşkes anlaşması hangisi oluyor? Bulgaristan'la imzalanan Selanik. Birazdan onları da vereceğiz. Peki buraya baktığımız zaman mesela Rusya. Savaş sırasında 1917 yılında Bolşevik ihtilali yaşanıyor. Rusya savaştan çekilmiyor mu? Evet. İtalya saf değiştirdi dedik. ABD. ABD hem 1. hem 2. Dünya Savaşı'na sonradan giren devlet ve ekonomik anlamda güçlü olduğu, silah teknolojisi bakımından üstün olduğu için iki savaşında süresini kısaltan devlettir.
Yunanistan savaşa en son katılan itilaf devletidir arkadaşlarım. Japonya savaştan ilk çekilen itilaf devletidir. Sırbistan da savaşın başlamasında etkili olan devlet. Niye? Avusturya Macaristan veliahtı Saraybosna'yı ziyaret ediyor. Burada bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülüyor. Gavrilo Princip tarafından. Sırbistan, Avusturya Macaristan Sırbistan'a diyor ki Gavrilo Princip'i bana ver. Sırplar vermiyor. Bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Sırplar Slav ırkından. Slavların koruyucusu kim? Rusya. Bakın Rusya'da Avusturya Macaristan'a savaş açtı. Avusturya'nın büyük bir kısmı Germen ırkındandır. Almanlar da Germen ırkından. Rusya Avusturya Macaristan'a savaş açtığında Almanya da Avusturya Macaristan'ın yanında savaşa girmiş oluyor. Almanya savaşa girince İngiltere ve Fransa da arkadaşlarım Almanya'ya savaş açmış oluyor. Peki devletler böyle birbirine girmiş değil mi? Devletleri ilgilendiren önemli nokta da nedir? Osmanlı arkadaşlarım. Niye? Şimdi arkadaşlarım bakın düşünün burası Osmanlı ülkesi. Bunun alt tarafı İngiliz sömürge alanları değil mi arkadaşlarım? Yani Osmanlı'nın savaşa girmesi İngilizlerin sömürgeleriyle falan da bağlantısının kesilmesi demek. Mesela İtilaf devletleri savaşta tarafsız kalmamızı istiyor. İttifak devleti olan özellikle Almanya'da onların yanında savaşa girmemizi istiyor. Peki bakın Osmanlı'nın savaştığı cepheler. Mesela savunma cepheleri, saldırı cepheleri, sınırlarımız dışındaki cepheler olmak üzere üçe ayrılıyor değil mi? Mesela çoğu arkadaşımız cephelerin yerini bilmiyor. Bakın Kafkas cephesi nerede? Bakın burada doğuda. Bak burada doğuda Rusları yenilgiye uğratıp burada Orta Asya var. Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak istiyoruz. Ardından arkadaşlarım Çanakkale cephesi burada. Ardından arkadaşlarım Süveyş cephesi burada. Suriye-Filistin cephesi burada. Irak cephesi burada. Hicaz-Yemen cephesi bak Hicaz bura, Yemen bura. Bakın cephelerin yerleri önemli arkadaşlarım. Sınırlarımız dışında mücadele ettiğimiz Makedonya, Galicia, Romanya cepheleri var. Buralarda da özellikle Ruslara karşı mücadele vereceğiz. Peki. İtilaf devletlerinin yani özellikle lideri konumundaki İngiltere'nin Osmanlı politikası ne? Coğrafi konumundan dolayı Osmanlı'nın tarafsız kalmasını istedi. Tarafsız kalırsa kapitülasyonları kaldıracağını belirtti. Peki ittifak devletlerinin yani lideri konumundaki Almanya'nın Osmanlı politikası ne? Coğrafi konumundan dolayı Osmanlı'nın kendi yanında savaşa girmesini istiyor. Niye? Çünkü savaşın alanı genişleyecek ve yeni cepheler açılacaktı. Böylece Almanya'nın Avrupa'daki yükü hafifleyecekti. İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Çünkü Osmanlı stratejik bir yerde. Osmanlı'nın başındaki halife aynı zamanda İslam dünyasının dini lideri. Almanya şunu düşündü. Dedi ki halife kutsal cihat ilan ederse sömürgelerdeki insanlar İngilizlere, Fransızlara karşı mücadele eder. Ama arkadaşlarım tabii tam tersi oldu. Hani Almanya düşündü dedi halife kutsal cihat ilan ettiğinde sömürgelerdeki insanlar İngilizlere, Fransızlara saldırır. Ama onlar bize saldırdılar. Ardından Osmanlı petrollerinden yararlanacak. Almanya diyor tanklarım, uçaklarım, denizaltılarım var. Bunlar suyla çalışmayacak. Osmanlı da zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Orta Doğu'ya hakim. Diyor zaten 2. Abdülhamit döneminde biz Bağdat-Berlin demiryolu hattını yapmıştık. Bundan yararlanarak Osmanlı petrollerini de kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Peki özellikle arkadaşlarım savaş başladığında Osmanlı ilk etapta savaşa girmiyor ya. Mesela bu süreçte Osmanlı tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını açıklıyor. Yalnız arkadaşlarım Almanya bu duruma yoğun tepki veriyor. Niye? Almanya Osmanlı üzerindeki çıkarlarından hiçbir zaman vazgeçmek istemiyor. Bunu da unutmayalım. Peki Osmanlı savaşa girme nedenleri? Arkadaşlarım baştaki İttihat ve Terakkiler aşırı Alman hayranı. Ve Almanya'nın yanında savaşa girilirse eskiden kaybedilen toprakların geri alınacağını, ekonominin düzeltileceğini ve yıkılmanın önüne geçileceğini düşünüyorlar. Osmanlı'yı savaşa iten en önemli ideolojik neden nedir? İttihat ve Terakkilerin Turancılığı gerçekleştirmek istemesi. Değil mi? Doğuda bir cephe açılacak. Kafkas cephesi, Ruslar yenilgiye uğratılacak ve Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurulacaktı. Peki Osmanlı'nın da savaşa girmesi için bir bahane lazımdı. Akdeniz'de seyreden iki Alman savaş gemisi Goben ve Breslau. İngiliz gemilerinden kaçarak Çanakkale Boğazı aracılığıyla Osmanlı'ya sığındılar. Osmanlı bunları satın aldığını açıkladı. Goben'e Yavuz, Breslau'a Midilli adlarını verdi. Ve bu gemiler arkadaşlarım Karadeniz'e açıldı. Rusya'nın Sivastopol, Odessa, Navarosik limanlarını vurdu. Bunun üzerine Rusya da bize savaş açtı ve biz de savaşa girmiş olduk arkadaşlarım. Bakın, şöyle bir durum. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce biz İngilizlere iki gemi sipariş ediyoruz. Bunlardan birinin adı Sultan Osman, diğeri Reşadiye. Ve arkadaşlarım biz savaşa girdiğimiz zaman yani Birinci Dünya Savaşı başlayınca biz Almanya'ya göz kırpmaya başladığımızda İngilizler parası da peşin ödenmesine rağmen bu gemileri bize vermiyorlar.
Peki bu günümüzdeki F-35 meselesi gibi değil mi? F-35 denilen savaş uçakları var arkadaşlarım. Biz Amerika'dan bunları satın aldık güya. Parasını peşin ödedik ama Amerika bize bu uçakları teslim etmiyor. Aynen 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin de Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini teslim etmemesi gibi arkadaşlarım. Hani arka plan sorusu sorulabilir diye, ne olur ne olmaz diye bunları da veriyorum. Zaten Osmanlı'ya bu gemiler teslim edilmeyince Osmanlı da Goben ve Breslav gemilerini satın aldığında diyor ki bunları biz Almanya'dan satın aldık diyor. Bak diyor, biz size gemilerin de parasını peşin ödemiştik, siz bize vermediniz. O zaman ben de bunları Almanya'dan satın alırım, değil mi? Peki devam ediyorum. Bakın Osmanlı'nın savaştığı cepheleri. Bak, saldırı cepheleri, savunma, sınırlarımız dışındaki cepheler olmak üzere üçe ayırdık. Mesela çıkmış sınav sorusu, Osmanlı hangi cephelerde toprak kazanmayı amaçlamıştır? Bak, saldırıyorsak toprak kazanmayı amaçlıyoruz. Ne bunlar? Kafkasya ve Kanal. Peki savunma cephelerinde mevcut sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Çanakkale, Irak, Basra, Yemen, İcaz, Suriye, Filistin. Sınırlarımız dışındaki cephelerde Romanya, Galicia, Makedonya. Burada da müttefiklerimize yardım ediyoruz. Özellikle burada Ruslara karşı mücadele veriliyor. Rusya savaştan çekilince bu cepheler de kapanıyor arkadaşlar. Peki Kafkas cephesi. Amaç ne? Turancılığı gerçekleştirmek ve Bakü petrollerini ele geçirmek. Almanya diyor ki madem oraya kadar gidiyorsun, Bakü petrol bölgesinde ele geçir de ben de savaş araç gereçlerimin ihtiyaçlarını karşılayayım. Peki biz burada bir Sarıkamış felaketi yaşamadık mı? Evet, Ruslar karşı taarruza geçerek Erzurum, Erzincan, Van, Muş, Bitlis, Trabzon buraları hep ele geçirmedi mi? Geçirdi. Peki bu cephedeki mücadeleler sırasında sınırlarımız içerisindeki Ermenilerin bir kısmı Ruslarla işbirliği yapmadı mı? Türk köylerini, kasabalarını basmadı mı? Evet. Bunun üzerine Osmanlı tehcir kanunu çıkarmadı mı? Evet. Tehcir kanunu nedir? Sevk ve iskan kanunudur. Diğer adı. Zorunlu göç kanunudur. Ermeniler Suriye ve Lübnan dolaylarına sürülmüştür. İşte Ermeniler günümüzde bu gelişmeleri sözde soykırım olarak nitelendirmektedir. Ve tehcir kanunu hangi gazetede yer almıştır? Takvim-i Vekay'da yer almıştır. Çünkü devletin resmi gazetesi hala o dönemde ne? Takvim-i Vekay. Peki Çanakkale'deki görevi biten Mustafa Kemal ne yapıyor? Kafkas cephesine geliyor. Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alıyor. Nereleri aldı? Muş ve Bitlis'i. Peki 1917 Bolşevik İhtilali ile Çarlık Rusya yıkılınca yeni kurulan Sovyet Rusya ne yaptı? Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi. Peki Brest-Litovsk Anlaşması'ndan önce Ruslarla imzalanan Ateşkes Anlaşması'nın adı nedir? Erzincan Ateşkesi'dir. Bu da ekstra bir detay. Ve ne oluyor? Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra Ruslar gizli anlaşmaları dünyaya duyuruyor. Aldığı yerleri de bize geri veriyor. Mesela biz Osmanlı'yı paylaşmaya yönelik bu kadar gizli anlaşma olduğunu bilmiyorduk. Bolşevikler ne yapıyor? Çarlık arşivlerine giriyorlar ve elde ettiği belgeleri Sarı Kitap adıyla bastırıyorlar ve bunu tüm dünyaya yayıyorlar arkadaşlarım. Peki arkadaşlarım, Ruslar bize aldığı yerleri geri verdi ya. Peki 1878 Berlin Anlaşması'yla biz Ruslara Kars, Ardahan, Batum'u vermiştik. Yani 1. Dünya Savaşı başladığında burada Rusların elindeydi, değil mi? Bu topraklar da Rusların elindeydi. Ruslar bize oraları da veriyor. O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Başında hüsran yaşamamıza rağmen sonunda toprak kazandığımız tek cephe nedir? Kafkas cephesidir arkadaşlarım. Kafkas cephesidir. Dikkat ediyoruz. Devam ediyorum. Zaten ÖSYM en çok soruyu Kafkas cephesi ve Çanakkale cephesinden sordu. Çünkü özellik bakımından buralarda daha fazla bilgi vardır. Peki Kanal cephesi. Kanal cephesini gördünüz. Mısır'ın yanı Süveyş kanalı. Bakın, İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amaçlandı. Osmanlı dedi benim eski toprağımdı Mısır, ben orayı da ele geçireyim. Ama Arap-İngiliz işbirliğinden dolayı biz bu cephede yoğun bir zayiat aldık arkadaşlarım. Başarısız olduk. Peki devam ediyorum. Çanakkale cephesi. İtilaf devletlerinin planı ne? İstanbul'u ve Boğazları alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmayı. Balkanlarda yeni müttefik kazanmayı ve kuzeye doğru çıkarak Çarlık Rusya'ya yardım götürmeyi planladı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, değil mi? Boğaza mayın döşeyen gemi ne? Nusret veya Nusrat adıyla anılan gemi. Peki Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu, Kireçtepe, Seddülbahir, Kilitbahir'de yoğun mücadele verilmedi mi? Evet. Çünkü arkadaşlarım, İngilizler deniz yoluyla geçemeyeceğini anlayınca Çanakkale'yi ne yaptılar? Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardılar. Bu Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarma gelişmesi de 2023 AYT sınav sorusudur arkadaşlarım. Hani deniz yoluyla geçemeyeceğini anlayınca ne yapmışlardır? Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmışlardır. Peki Mustafa Kemal askerlerine ne diyor bu cephede? Diyor ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyor. Nerede diyor? Conkbayırı'nda diyor arkadaşlarım. Peki bizim kazandığımız bu zafer
Ne oluyor? Savaşın uzamasına, Bulgaristan'ın ittifak devletlerine katılmasına, bu da ittifak devletleri arasında kara bağlantısının sağlanmasına, bizim Bulgaristan'a Dimetoka'yı hediye etmemize neden oluyor. Mustafa Kemal'in tüm dünyaca tanınmasına, Çarlık Rusya'ya yardım götürülememesine, bu da ilerleyen süreçte Bolşevik ihtilalinin başlamasına neden oluyor. Mesela Çanakkale'deki kahramanlıklarından dolayı Mustafa Kemal'e Anafartalar kahramanı ve Cevat Çobanlı'ya 18 Mart kahramanı deniliyor. Bakın 18 Mart kahramanı bugüne kadar sorulmadı arkadaşlarım. Bak dikkat edin. Günümüzde Çanakkale Zaferi de 18 Mart'ta kutlanır arkadaşlarım. Cevat Çobanlı adındaki paşa ne yapıyor? 18 Mart'ta denizde son kez ağır bir yenilgiye uğratıyor düşmanı. O yüzden 18 Mart kahramanı olarak anılıyor. Mesela Kazım Karabekir de Alçıtepe kahramanı olarak anılıyor arkadaşlarım. Buradaki mücadelelerinden dolayı Alçıtepe kahramanı olarak anılıyor. Peki devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım yakın zamanda 1915 Çanakkale Köprüsü yapıldı. Arka plan sorusu. Bakın bu Çanakkale Lapseki'deki Şekerkaya ile Geribolu'daki Sütlüce arasındadır köprü. Peki o zaman arka plan sorularına devam. Ezineli Yahya Çavuş bu kim? Arkadaşlarım Ezineli Yahya Çavuş 67 tane askeriyle İngilizlere karşısında büyük bir tabur varmış imajı doğuran önemli bir çavuşumuzdur. Büyük bir tabur, İngiliz taburu geliyor. Ezineli Yahya Çavuş diyor ki sürekli koşarak ateş edin ve tekrar gelin bir daha dönün ateş edin. Yani İngilizlere büyük bir orduyla savaşıyor imajı yaratmamız lazım ki bunlar geri çekilsin. Yoksa bunlarla baş edemeyiz. İşte bunu başaran kim? Ezineli Yahya Çavuş. Peki Alçıtepe kahramanı olarak anılan kimdi? Kazım Karabekir. Anafartalar kahramanı olarak anılan kimdi? Mustafa Kemal. 18 Mart kahramanı olarak anılan kimdi? 18 Mart kahramanı olarak anılan Cevat Çobanlı'ydı arkadaşlarım. Ardından İngilizlerin Ocean adlı gemisini vuran kimdi arkadaşlarım? Seyit Onbaşı. Bakın İngilizlerin Ocean adlı gemisi boğazı bir geçebiliyor. Onu da vuran kim? Seyit Onbaşı arkadaşlarım. Nusrat mayın gemisi boğaza mayın döşeyen gemiydi. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan getirilip savaştırılan askerlere ne ad verilir? Anzak. Bunlar hep arka plan olarak sorulabilir diye veriyorum. Mesela İtilaf Devletleri'nin Çanakkale'nin geçilemeyeceğini belirttiği rapor hangisidir? Birdwood raporudur. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de karargahını kurduğu yerin adı nedir? Kemal Yeri. Bak Çanakkale Köprüsü yapıldı. Arka plan olarak bu kadar detaya girebilir diye ben bunları tek tek sizlere vereyim dedim. Devam ediyorum. Peki Irak Basra cephesi. Bunlar Çanakkale aracılığıyla Çarlık Rusya'ya yardım götüremediler değil mi? Ne yapacaklar? Irak üzerinden kuzeye çıkarak Çarlık Rusya'ya yardım götürecekler. Diyorlar çıkarken Musul ve Abadan petrol bölgelerini de ele geçirelim. Ve Osmanlı'nın Hindistan'daki sömürgelerimizi tehdit etmesini önleyelim. Orada bir koridor oluşturalım. Burada Selman-ı Pak denilen yerde İngilizler durduruluyor arkadaşlarım. Ve Kutül Amara'da arkadaşlarım Osmanlı büyük bir zafer kazanıyor. Bu zaferin kazanılmasında Halil ve Nurettin Paşalar etkilidir. Ve Halil Paşa bundan dolayı Kutül Amara kahramanı olarak da anılıyor. Bakın Kutül Amara kahramanı olarak da anılıyor. Ve bu cephede İngiliz generali Townsend da esir ediliyor. 18 bine yakın İngiliz askerinin gayri resmi rakamlara göre esir edildiği belirtilir. Ama sonraki süreçte ne oluyor? Arap-İngiliz ittifakıyla bu cephede de sıkıntı yaşanıyor. Peki Hicaz-Yemen cephesi. Hicaz emiri Şerif Hüseyin İngilizlere Mısır valisi McMahon'la anlaşma imzalıyor. Buna göre Şerif Hüseyin var gücüyle saldırırsa savaş sonucunda Arap ülkeleri kralı ilan edilecekti. Yalnız bu kutsal toprakları korumaya çalışan kim? Fahrettin Paşa, Medine müdafiği, aynı zamanda çöl kaplanı olarak anılan önemli paşamızdır arkadaşlarım. Ve ne oluyor? Osmanlı burada başarısız oluyor. Peki savaş bittiği sırada Mustafa Kemal hangi cephede görevliydi? Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. Mesela savaş başladığında Mustafa Kemal hangi görevdeydi? Sofya Ateşe Militeriydi değil mi? Onu AYT'de sordular. Neden bunu size sormasınlar arkadaşlarım? Savaş bittiği sırada Mustafa Kemal hangi cephede görevliydi? Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. Peki Mustafa Kemal Ciks adam. Bakın. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda sırasıyla görev aldığı cepheler Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Kanal, Yemen, Hicaz, Suriye, Filistin cephelerinde Osmanlı'nın başarısız olma nedeni nedir? Arap-İngiliz ittifakı. Bu da ümmetçilik düşüncesinin iflas ettiğinin göstergesi değil midir? Evet. Peki, ABD'nin savaşa girmesi. Arkadaşlarım Alman denizaltılarının
Atlas Okyanusu'nda ABD gemilerini, İngiliz ticaret gemilerini falan batırmasıyla ABD Başkanı Wilson açıklama yapıyor. İtilaf devletleri yanında savaşa girdiğini açıklıyor. Ve şöyle bir şey. Arkadaşlarım, bu Wilson ilkelerine Wilson diyor ki savaştan sonra kurulacak barışın ilkeleri. Ve ilerleyen süreçte de aktaracağız. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında imzalanan bir Atlantik bildirgesi var. Bakın, Wilson ilkeleri maddesel bakımdan Atlantik bildirgesiyle büyük oranda benzeşir. ÖSYM bu benzeşen noktaları da sorar. Mesela Atlantik bildirgesi kendisinden önceki hangi belgeyle benzeşir? Wilson ilkeleri veya Wilson ilkeleri neyle benzeşir? Atlantik bildirgesi. Peki Wilson ilkelerine baktığımız zaman yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Bu maddenin konulmasındaki amaç nedir? İngiltere ve Fransa'nın güçlenmesini önlemek. ABD diyor, biliyoruz diyor, iyi bir konumdasınız. Ben sizin daha fazla güçlenmenizi istemiyorum. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacak. Evet diyor, biliyorum, Osmanlı'yı da parçalamaya yönelik bir sürü gizli anlaşma yaptınız. Biz bunu Bolşeviklerden öğrendik. Artık gizli anlaşma yok. Gizli diplomasi yok. Dünya barışını korumak için uluslararası bir cemiyet kurulacak deniyor. Yani Cemiyet-i Akvam, diğer adıyla Milletler Cemiyeti'nin kurulması fikri ilk kez nerededir? Wilson ilkelerindedir. Peki her ulusa çoğunlukta bulunduğu yerde kendi kendini yönetme hakkı verilecek. Arkadaşlarım, buna self-determinasyon ilkesi deniliyor. Hani self-serviste nasıl kendimiz gidip kendimiz alıyoruz? Bir milletin kendi geleceğine, kendisinin karar vermesine İngilizce self-determination deniliyor. Biz o kadar mükemmel Türkçeleştirmişiz ki. Yani self-determinasyon ilkesi demişiz. Bak, her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Burada ulusçuluktan, milliyetçilikten bahsetmiyor muyuz? Evet. O zaman milliyetçilik akımı neyle ortaya çıktı? Fransız İhtilali'yle. O zaman bu maddenin oluşumunda Fransız İhtilali ile etkili olan düşüncelerin de katkısı yok mudur? Vardır. Peki boğazlar savaş gemilerine kapalı, kapalı, ticaret gemilerine açık olacak. Size ne? İstersek savaş gemisine, istersek ticaret gemisine açarız. Bu Osmanlı'ya bir dayatmadır. Osmanlı egemenlik haklarını engelleyici bir maddedir. İşte Osmanlı ne yapıyor arkadaşlarım? Diyor, Wilson ülkelerinde zaten yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak deniliyor, değil mi? Ardından her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek. E diyor, ben niye savaşı sürdüreyim? İşte Osmanlı da Mondros Ateşkesi'ni imzalayıp savaştan çekilecek. Peki savaş sırasındaki gizli anlaşmalar. Bakın Sykes-Picot. Arkadaşlarım, Sykes-Picot da McMahon'da Orta Doğu'yu ilgilendiren anlaşmalardır. Bakın, Sykes-Picot anlaşmasında İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarını kendi aralarında paylaşıyorlar. Boğazlar, diğer adıyla İstanbul Anlaşması, bakın bununla Rusya'ya Boğazlar ve İstanbul çevresi veriliyor. Ardından buna ek olarak Petrograd Protokolü ile Rusya'ya Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz çevresi veriliyor. Ve ileride Rusya savaştan çekilince bu stratejik yerlerin kime verileceği konusu İtilaf Devletleri'nin gündemini meşgul ediyor. O yüzden Osmanlı ile imzalanacak Sevr Barış Anlaşması en sona bırakılıyor. Hani İtilaf Devletleri kendi aralarında paylaşımı sağlayamıyorlar. Peki Londra Anlaşması, bununla İtalya saf değiştirmedi mi? Evet. Ve bununla Rodos ve 12 ada İtalya'nın denildi. Buna ek bir anlaşma vardı. Neydi? Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması. Bununla da İtalya, Antalya, Konya, Muğla ve birçok sıkıntıya neden olacak İzmir çevresi verildi. Değil mi arkadaşlarım? İzmir çevresi verildi. Peki McMahon anlaşması da Hicaz emiri Şerif Hüseyin ile İngilizlerin Mısır valisi arasında imzalandı. Şerif Hüseyin var gücüyle Osmanlı'ya saldıracak. Savaş sonucunda Arap ülkeleri kralı ilan edilecekti. Gerçi burada Şerif Hüseyin'i de kandırdılar. Onu da Arap ülkeleri kralı ilan etmediler. Savaştan sonra Hicaz kralı ilan ediyorlar. Peki bu savaş sırasındaki gizli anlaşmaları, bakın Sibop Salim diye kodlamışız. Sykes-Picot, Boğazlar, Petrograd, Saint-Jean-de-Maurienne, Londra ve McMahon. Peki devam ediyorum. Gizli anlaşmalarda yer almayan devletler hangileridir? ABD, Yunanistan. Gizli anlaşmaları dünyaya duyuran kimdir? Bolşevikler. Sarı Kitap adıyla duyuruyorlar. Ve 1917 yılında Balfour Deklarasyonu yayımlanıyor. Bakın bu da savaş sırasındaki önemli gelişmedir. Balfour, İngiliz Dışişleri Bakanı'nın adı. Amerikan Başkanı Wilson'ın da desteğini alarak Yahudi sorununu benimsediğini açıklıyorlar ve Filistin'e Yahudi göçüne izin veriyorlar. Yani günümüzdeki İsrail'in kuruluşunda kilometre taşı olan gelişme nedir? Balfour Deklarasyonu. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde de bundan bahsedeceğiz. Peki savaş sonucundaki ateşkes anlaşmaları. Bakın bunları da Semaver diye kodluyoruz. Bak, Selanik Bulgaristan'la, Mondros Osmanlı'yla, Villagusi Avusturya Macaristan'la, Retondes Almanya'yla. Devam ediyorum. Savaş sonucundaki barış anlaşmaları. Bakın hiçbiri birbiriyle karışmıyor. Son vites Obama diye kodluyoruz. Bakın Sevr Osmanlı'yla, Nöyi Bulgaristan'la, Versay Almanya'yla, Trianon Macaristan'la, Saint Germain Avusturya'yla. Peki
Yasin sana zahmet şu klimayı biraz kapatabilir misin? Sırtım buz kesti. Evet. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması arkadaşlarım. Bakın buradaki her şey de sorudur. Yani ÖSYM buralarla ilgili soru soracak arkadaşlarım. Sordu da geçmiş yıllarda da. Mesela Mondros Ateşkesi'ni Osmanlı adına kim imzaladı? Rauf Orbay. Rauf Orbay Mondros Ateşkesi'ni hangi sıfatla imzaladı? Bahriye Nazırı yani denizlerden sorumlu bakan olarak. Kiminle imzaladı? İngiliz Amirali Kaltrop'la imzaladı. Peki Rauf Orbay hangi hükümetin temsilcisi olarak imzaladı? Ahmet İzzet Paşa hükümetinin temsilcisi olarak imzaladı. Peki Mondros Ateşkesi hangi adada imzalandı? Limni Adası'nda. Bak Mondros Limanı'nda hangi gemide? Agamemnon zırhlısında. Ocean'ı soran ÖSYM Agamemnon'u niye sormuyor arkadaşlarım? Bak bunu da sorabilir. Peki ateşkes imzalandığı süreçte Mustafa Kemal ne yapıyordu? Suriye Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanıydı. Bir de Mondros Ateşkesi'nin birçok maddesi var değil mi? Osmanlı orduları terhis edilecek, silah ve cephanesi itilaf devletlerine teslim edilecek, Toros tünelleri ve demiryolları itilaf devletlerinin denetimine girecek, tüm akaryakıt ve petrol istasyonları itilaf devletlerinin denetimine girecek, Osmanlı'nın tüm haberleşme araçları itilaf devletlerinin denetimine girecek. Ama en önemli ne? 7 ve 24. madde. Bak 7. madde ne? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Bak herhangi ucu açık bir madde. Yani düşünün ben Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara'da Kızılay'da Yasin'le geziyoruz. Yasin'le şakalaştık birbirimize vurduk. Aydın ve Yasin Kızılay'da düzeni bozdu deyip itilaf devletleri Kızılay'ı işgal etme hakkına sahip oluyorlar. Zaten Anadolu işgalleri bu 7. maddeye dayanarak yapılmadı mı arkadaşlarım? Tabii ki buna dayanarak yapıldı. Peki 24. madde. Doğudaki 6 ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa buralar da işgal edilecektir. Peki bu 6 il nere? Bakın bu 6 ile vilayeti Sitte deniliyor. Bak Sitte 6 vilayet vilayet il demek. Yani doğudaki 6 vilayet. Peki ben bunu ebedi sev diye kodluyorum. Bak ebedi sev ki terk etme. Hangi iller var? Erzurum, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Van. Bak bunların arasına Elviye-i Selase. Yani doğudaki 3 ili sıkıştırabilirler. Kars, Ardahan, Batum. Dikkat edelim. Kars, Ardahan, Batum Elviye-i Selase içindedir. Burada Erzurum, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Van vardır. Kars, Ardahan, Batum yok. ÖSYM sorarsa onları arasına sıkıştıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki niye özellikle 7. madde varken bir de böyle bir madde koyuyorlar? Çünkü kurulması planlanan Ermenistan'a ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Peki... Ve arkadaşlarım, Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu işgalleri başlıyor. Peki bu işgaller karşısında İstanbul hükümeti ve padişah herhangi bir faaliyette bulunuyor mu? Hayır. Teslimiyetçi politika izliyorlar değil mi? Peki işgal edilen ilk Osmanlı toprağı nere? Musul. Ama Anadolu'da işgal edilen ilk Osmanlı toprağı nedir? Hatay Dört Yol'dur. Şimdi güzel kardeşlerim bunları söylemek de çok hoş değil ama biliyorsunuz bir deprem felaketi yaşadık. Deprem bölgesindeki illere dikkat ettiğimiz zaman inşallah oralar yeniden milli mücadele dönemindeki gibi şahlanacak ve kısa sürede kendisini toparlayacak. Hani arka plan olarak Hatay Dört Yol, ondan sonra mesela Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması'nın imzalanması, Güney Cephesi'nin kapanması, Hatay ve İskenderun'un sınırlarımız dışında kalması, işte Urfa, Antep, Maraş'ta verilen mücadeleler, Adana'da verilen mücadeleler, bakın buralar hep deprem bölgesi. Bunlarla ilgili arka plan sorusu çıkabilir, benden söylemesin. Peki, İngilizlerin işgal bölgeleri nereler? Bakın, Urfa, Antep, Maraş. Bak daha sonra burayı Fransızlara verdiler. Musul'da gizli anlaşmalarla Fransa'ya verilmişti. Musul'u ne yaptı? İngiltere aldı. Urfa, Antep, Maraş'ı Fransızlara verdiler. Bak adamlar boş hiçbir yere asker çıkarmıyorlar. Bak Kars ve Batum'a asker çıkartıyorlar. Niye? Ermenilere destek için arkadaşlarım. Samsun ve Merzifon'a asker çıkartıyorlar. Niye? Pontus Rumlarına destek için. Fransa'ya baktığımız zaman Urfa, Antep, Maraş. Ve bakın yine buraya yıldız atıyorum. İlk silahlı direniş nerede? Hatay Dört Yol'da. Direnişi başlatan da Mehmet Çavuş'tur. Ardından bakın aynı hat üzerinde Adana, Mersin'de falan da yine Fransızlara karşı mücadele edilecek. Zonguldak'ta kömürün olduğunu öğreniyorlar. Fransızlar Zonguldak'ı da işgal ediyorlar. Peki İtalya, Antalya, Konya, Muğla çevresi. Muğla çevresi falan derken günümüzdeki turistik beldeler. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası o çevre. Peki Yunanistan. Bakın Yunanistan'ın ilk işgal ettiği yer Trakya'dadır. İzmir değildir. Yani Yunanistan'ın işgal ettiği ilk Osmanlı toprağı Trakya'dadır. Uzun Köprü ile Hadımköy arasındaki demiryolu hattıdır. Paris Barış Konferansı düzenlenecek. Ondan sonra Yunanlar arkadaşlarım
İzmir'i işgal edecekler. Şu an henüz Yunanlar İzmir'i işgal etmedi. Bakın işgalleri şimdilik Trakya'da. Ve İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918'de İstanbul'a asker çıkartıyorlar. Bu süreçte Mustafa Kemal de yaveri Cevat Abbas'la birlikte küçük bir gemide arkadaşlarım İstanbul'a doğru geliyorlar. Ve Boğaz'da İtilaf donanmalarını Mustafa Kemal görünce bulunduğu gemide, bu da Kartal İstimbotu denilen küçük bir gemidir. Orada yaveri Cevat Abbas'a diyor ki geldikleri gibi giderler. Bakın Mustafa Kemal işte bu sözü ne zaman söylüyor? İtilaf donanmalarını İstanbul'da gördüğü zaman. Geldikleri gibi giderler. Hatta bununla ilgili de paragraf sorusu yine 2023 AYT sınavında soruldu. Yorum sorusu rahat yapılacak bir soruydu. Peki Paris Barış Konferansı düzenleniyor. O az önce saydığım barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek için Paris Barış Konferansı düzenleniyor. Ve burada manda ve himaye konusu gündeme geliyor. Ve Milletler Cemiyeti'nin kurulması karara bağlanıyor. Bak Milletler Cemiyeti'nin kurulması fikri Wilson ilkelerinde. Karara bağlanması Paris Barış Konferansı'nda. Ve bu Paris Barış Konferansı'nda İngilizlerin aklına bir hinlik geliyor. Diyorlar ki gizli anlaşmalarda İzmir ve çevresini İtalyanlara vermiştik. İtalya güçlü bir devlet. İzmir'de de doğal bir liman var. Burada iyice güçlenir. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizi sekteye uğratabilir. O yüzden her dediğimize evet diyebilecek bir devlete verelim. O da ne? İzmir'in Yunanlara verilmesini sağlıyorlar. Peki İzmir İtalya yerine Yunanlara verilince bu İtilaf Devletleri arasındaki ilk anlaşmazlık olmuyor mu? Evet. Bu da birkaç sınavda soru olarak çıktı. Peki burada alınan karar gereğince Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiyor mu? Evet. Peki Yunan gemileri İzmir limanına geliyor ve o dönemde İzmir'de çıkarılan baş yazarı Hasan Tahsin, asıl adıyla Osman Nevres'in olduğu Hukuku Beşer adlı bir gazetenin baş yazarı var değil mi? Hasan Tahsin. Hasan Tahsin arkadaşlarım Yunanlara ilk kurşunu atıyor ve hemen orada öldürülüyor. Bakın, geçen sene engelli KPSS sınavında soruldu. Hasan Tahsin'in baş yazarı olduğu gazete hangisidir diye Hukuku Beşer. Hukuku Beşer de insan hakları demek. Peki Yunanlar İzmir limanına gelince bağırıyorlar. Diyorlar ki yaşasın Venizelos diye bağıracaksınız. Yani Zito Venizelos diye. İşte bunu kabul etmeyen Albay Süleyman Fethi Bey de hemen orada öldürülüyor arkadaşlarım. Devam ediyorum. Biz İzmir'in işgalini hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Yabancı devlet temsilciliklerine protesto telgrafları çekiyoruz. Diyoruz ki bize inanmıyorsanız bölgeye bir heyet gönderin. Heyet bölgede inceleme yapsın. Ve Amerikalı general Amiral Bristol başkanlığında bir heyet gelip bölgede inceleme yapıyor. Diyor ki evet Türkler haklıdır. Bölgede hiçbir zaman Rumlar Türklerden daha fazla nüfusa sahip olmamıştır. Bu da işgallere karşı yabancı bir devletin gösterdiği ilk büyük tepki değil mi? İlk uluslararası tepki değil mi? Evet. Bizden yana olan bir rapor mu? Evet. Peki Doktor Esat Işık raporu. Arkadaşlarım bu da Kuvayi Milliye kavramının ilk kez geçtiği rapordur. Bir de Doktor Esat Işık Milli Kongre Cemiyeti'nin de kurucuları arasındadır. Yani cemiyet olarak Kuvayi Milliye kavramını ilk kez kullanan Milli Kongre'dir. Ama rapor olarak Kuvayi Milliye kavramının ilk kez yer aldığı rapor Doktor Esat Işık raporudur. Hrisantos raporu. Arkadaşlarım Patrik'ten sonra yani Ortodokslarda Patrik'ten sonra gelen din görevlisine metropolit denir. Hrisantos Trabzon metropolitidir ve Paris Barış Konferansı'na bir rapor sunuyor. Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti veya Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yeniden kurulması noktasında. İşte bu rapora Hrisantos raporu deniyor ve bu o dönemde kabul görmüyor. Peki Mustafa Kemal Mondros'u izleyen süreçte neler yaptı? Bakın. Yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar'la birlikte Minber gazetesini çıkardı. Bakın bu birkaç kez soru olarak soruldu değil mi? Ve Ali Fethi Bey'in kurduğu Hürriyetperver Avan Fırkası'na üye oluyor. Bak bunu soran ÖSYM'e bunu sormadı. Mesela aynı süreçte Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eserini de çıkartıyor. Padişah Vahdettin'le görüşmeler yapıyor. Bunlar hep Mondros'u izleyen süreçte yaşanan gelişmelerdir arkadaşlarım. Peki. Şimdi cemiyetlere geçiyoruz. Arkadaşlarım cemiyetler ana hatlarıyla yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler olmak üzere ikiye ayrılır. Ve zararlı cemiyetler ekstra kendi içinde milli varlığa düşman cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler olmak üzere ekstra ikiye ayrılır. Şimdi bunları da kısa kısa verelim. Bak ilk etapta milli varlığa düşman cemiyetler. Arkadaşlarım Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası. Şimdi vatan millet hayrına faaliyet yürütenlere, vatanı düşman işgalinden kurtarmaya yönelik faaliyet yürütenlere ne ad veriyoruz? Yararlı cemiyet. Aksini yapanlara da zararlı cemiyet diyoruz. Mesela Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası. Sulh barış demek, selamet devam etme anlamında. Osmanlı da barıştan ve Osmanlı'nın devamından yana olan cemiyet veya parti.
Ama bu cemiyet arkadaşlarım, bu parti saltanat ve hilafet yanlısı. Yani padişahlık ve halifelik yanlısı. Peki padişah veya halife vatanı kurtarmak için herhangi bir faaliyette bulunuyor mu? Hayır. Sen kurtuluşu padişah ve halifeye bağlılıkta görüyorsan sen zararlı cemiyetsin. Mantığımız bu. Peki Teali İslam Cemiyeti. Bu da İslam Birliği Cemiyeti. Bu da saltanat ve hilafetçi, üstelik ümmetçi. Arkadaşlarım, 1. Dünya Savaşı'nda Müslüman Araplar bizi sırtımızdan vurunca ümmetçilik iflas etmedi mi? Evet. Sen kurtuluşu hala orada görüyorsan sen de zararlı cemiyetsin. Mantık böyle. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Arkadaşlarım, yararlı cemiyetlerin tüm faaliyetlerini engellemeye yönelik faaliyet yürütüyor. Anadolu'daki milli mücadelecileri bir avuç macera perest olarak nitelendiriyor. Peki Kürt Teali Cemiyeti. Bu da doğuda bağımsız bir devlet kurmayı amaçlıyor. Bu noktada bu da zararlı cemiyettir. Bazı öğrenciler diyor, hocam Kürt Teali Cemiyeti niye azınlık cemiyetleri içinde almıyoruz? Bu çok büyük bir yanılgıdır. Neden? Çünkü arkadaşlarım, Osmanlı'da ırk ayrımı yoktur, din ayrımı vardır. Kürtler de Müslümandır büyük çoğunluğu. O yüzden arkadaşlarım, milli varlığa düşman cemiyetler içerisinde yer almaktadır. Vatansever Kürtler de var, bağımsız devlet kurmak isteyen Kürtler de var. Bu bağımsız devlet kurmayı istediği için arkadaşlarım bu zararlı cemiyet statüsündedir. Peki Wilson Prensipleri Cemiyeti. Yorum yapalım. Wilson kimin başkanı? ABD'nin başkanı. E peki Wilson Prensipleri Cemiyeti neyi öngörür? Arkadaşlarım, bu Türklerin Amerikan mandası altına girmesini istiyor. Bakın, Türklerin Amerikan mandasına girmesini istiyor. Hatta ünlü edebiyatçımız Halide Edip Adıvar'da bir dönem bu cemiyetin üyeleri arasındadır. Sonradan pişmanlık duyup milli mücadele saflarına katılmıştır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, muhipler sevenler anlamında. Bu neyi savunuyor? Bu da Türklerin İngiliz mandası altına girmesini savunuyor. Ve özellikle İstanbul hükümetinin başında bulunan damat Ferit Paşa da bu cemiyetin üyeleri arasındadır. Nigehvan Askeri Cemiyeti, askerlerin bekçileri anlamına geliyor. Bakın, bu MEP kitabında yok. Ama biliyorsunuz MEP dışı da sorular çıktığı için ne olur ne olmaz diye veriyoruz. Balkan savaşlarından sonra ordudan atılan subaylar tarafından kuruluyor Nigehvan Askeri Cemiyeti. Ve bu cemiyet de saltanat ve hilafet yanlısı. O yüzden bu da zararlı cemiyet statüsündedir. Peki azınlıkların kurduğu cemiyetler. Ben bir sonraki slaytımda da var. Bakın, azınlık cemiyetleri. Arkadaşlarım, Etniki Eterya Cemiyeti. Hatırlayın. Yunanistan'ın bağımsızlığı yolunda da yoğun faaliyet yürüten cemiyet değil miydi? Filiki Eterya olarak da anılmıyor muydu? Evet. Milli mücadele döneminde de karşımıza çıkıyor. Bu cemiyetin amacı Megaloida. Megaloida nedir? Bizans'ı yeniden kurma hayalidir. Peki Mavri Mira. Bu da Rumların kurduğu cemiyet. Bu cemiyet de Megaloida'yı amaçlıyor. Kordos Cemiyeti bunlara destek veriyor. Rum İzcilik Okulları, Göçmenler Komisyonu bu cemiyete hep destek veriyor arkadaşlarım. Peki Yunanlar Megaloida'yı gerçekleştirmek isterse karayoluyla ilk nereyi işgal etmek isterler? Trakya'yı. Bakın, bu cemiyetin Trakya ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için ne yapıyor? Trakya Paşaeli Cemiyeti kuruluyor. İzmir ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için İzmir Müdafaa-i Hukuk ve İzmir Reddi-i Hak Cemiyetleri kuruluyor. Mavri Mira Cemiyeti'nin yine Trakya ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için Trakya Paşaeli, İzmir ve çevresindeki faaliyetlerini önlemek için İzmir Müdafaa-i Hukuk ve İzmir Reddi-i Hak Cemiyetleri kuruluyor. Peki Pontus Cemiyeti. Arkadaşlarım, Pontus Cemiyeti de Rumların kurduğu bir cemiyet. Yani Karadeniz'de yeniden Pontus Rum Devleti'ni kurmaya amaçlıyor. Peki bunun faaliyetlerini önlemek için ne kuruluyor? Bakın, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Taşrak ve Hınçak Cemiyeti, Ermenilerin kurduğu cemiyet. Ermeniler nerede devlet kurmak isterler? Doğu Anadolu'da devlet kurmak isterler. İşte bunun da faaliyetlerini önlemek için Doğu Anadolu veya diğer adıyla Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti. Bakın, İsrailit, bak Makabi diye kent var günümüzde İsrail'de. Bu ne? Yahudi cemiyetleri arkadaşlarım. Bunlar neyi amaçlıyor? Çoğunlukta olunan yerlerde Yahudilerin bütünlüğünü sağlamaya çalışıyorlar. Ama bu dönemde Yahudiler hiçbir yerde tam anlamıyla bir çoğunluk sağlayamıyorlar. O yüzden buna karşı yararlı bir cemiyetin faaliyet göstermesine gerek kalmıyor. Bir de burada Kordos Cemiyeti dedik. Bakın, bu da MEP kitabında yoktur. Kordos Cemiyeti Mavri Mira'ya destek veriyor da. Kordos Cemiyeti aynı zamanda Yunanistan'dan gizli yollarla Anadolu'ya kaçak göçmen taşıyor. Niye? Wilson ilkelerinde her ulus çoğunlukta bulunduğu yerde kendi geleceğine kendisi yer verecek maddesi var ya. Kendisi çoğunlukta bulunan yerde kendi geleceğine kendisi karar verecektir maddesi var. İşte Kordos Cemiyeti Rumların bundan yararlanmasına yönelik yoğun faaliyet yürütüyor. Peki geçtik arkadaşlarım yararlı cemiyetlere. Bakın, Trakya Paşaeli Cemiyeti.
Arkadaşlarım, Trakya'daki önemli yerleşim alanları Edirne ve Lüleburgaz değil midir? Evet. Edirne ve Lüleburgaz'da yerel kongreler düzenleniyor. O zaman bu kongrelerin düzenlenmesinde Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mi etkili olur? Hayır. Ne? Edirne ve Lüleburgaz'daki kongrelerde kim etkili? Trakya Paşaeli Cemiyeti. Ve bakın, bu cemiyet gerekirse bağımsız devlet kurarız diyor bulunduğumuz bölgede. Zaten bakın, birazdan da göstereceğim. Mesela gerekirse bağımsız devlet kurmayı amaçlayan bir de Kars İslam Şurası var. Yani cemiyetlerin ortak özelliklerine de dikkat edeceğiz. Peki geldik İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlarım, İzmir'in yanı başında Balıkesir ve Alaşehir denilen yerleşim yerleri var değil mi? Buralarda yerel kongreler düzenleniyor. O zaman bu kongrelerin düzenlenmesine gidip Trakya Paşaeli Cemiyeti mi etkili olur? Yoksa İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mi? Tabii ki İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti etkili olur. Bak, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ne demek? İzmir'de bulunanların haklarını müdafaa eden cemiyet. Ardından İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Bak, ilhak bir bölgenin başka bir devlete bağlanması demek. Red bu durumu reddeden cemiyet. Yani İzmir'in başka bir bölgeye bağlanmasını, bir başka bir devlete bağlanmasını reddeden cemiyet. Peki, bunlar aynı doğrultuda faaliyet yürütüyorlar. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlarım, Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde ana cemiyet Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de buna destek oluyor. Bak, Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde. Ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstikbal adlı milli mücadele yanlısı bir gazete çıkarıyor. Ama Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin gazeteleri daha ön plandadır. Bakın, Le Pais, Hadisat, Albayrak gazeteleri vardır. Bak, Le Pais, Hadisat, Albayrak. Sınıf öğretmenliği alan sınav sorusuydu. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organları hangileridir? Bakın, Le Pais Fransızca çıkartılıyor. Türkçe vatan anlamına geliyor. Hadisat ve Albayrak da var. En önemlisi nedir? Albayrak'tır arkadaşlarım. En önemlisi Albayrak'tır. Peki, bir de şöyle söyleyeyim. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde Şark Vilayetleri ana cemiyet, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti destek veriyor ve aynı zamanda Kars İslam Şurası da destek çıkıyor. Peki, Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlarım, kuruluşunda Doktor Esat Işık etkili. Peki bak, milli ne demek? Ulusal demek. Tamam mı? Milli, ulusal demek. Bakın, diğer cemiyetler hep genelde kendi bölgelerini kurtarmaya çalışırken Milli Kongre Cemiyeti ulusal kurtuluşu amaçlıyor. Ve ÖSYM bu özelliği çok fazla vurgulayarak sordu arkadaşlarım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarım, bazı sınavlarda seçeneklerde var. Vahdedi Milliye. Bakın, bu cemiyet de ulusal kurtuluşu amaçlıyor. Bakın, bu cemiyet de ulusal kurtuluşu amaçlıyor. O zaman ulusal kurtuluşu amaçlayanlar Milli Kongre ve Vahdedi Milliye cemiyetleridir. Ve Milli Kongre Cemiyeti basın ve yayın yoluyla Türk milletinin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Ve kurucuları arasında Doktor Esat Işık var dedik. Doktor Esat Işık raporunda Kuvayi Milliye kavramı ilk kez yer almıyor muydu? Evet. Cemiyet olarak da Kuvayi Milliye kavramını ilk kez kullanan hangisiymiş? Milli Kongre Cemiyeti. Peki, Kilikyalılar Cemiyeti. Adından dolayı genellikle ÖSYM tarafından hep azınlık cemiyetlerinin arasına sıkıştırılan cemiyettir. Halbuki ilk çağda Çukurova ve çevresine Kilikya adı verilmektedir. İşte Çukurova'daki Ermeni ve Fransız faaliyetlerini önlemeye çalışıyor. Dikkat edin, Ermenilere karşı faaliyet yürüten Şark Vilayetleri var. Kilikyalılar var. Birazdan vereceğimiz Kars İslam Şurası da var. Hani ortak özellik sorularını da yakalayabilmeniz için bunların üzerinde duruyorum. Peki, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Sivas Kongresi'nden sonra Sivas Valisi'nin eşi Melek Hanım önderliğinde kurulmuştur. Atatürk'ün isteğiyle kuruluyor arkadaşlarım. Geldik Kars İslam Şurası'na. Arkadaşlarım, Erzurum Kongresi'ne destek atıyorlar. Ve gerekirse bulunduğumuz yerde bağımsız devlet kurarız diyorlar. Hatta detay, Cenubu Garbı Kafkas Hükümeti adlı bir hükümet kuruyorlar. Ama dikkat edin, Ruslar değil, İngilizler Kars'ı işgal ederek bunların kurduğu hükümeti dağıtıyorlar arkadaşlarım. Bak, gerekirse bağımsız devlet kurmayı amaçlayanlar Trakya Paşaeli ve Kars İslam Şurası'dır. Bir ince bilgi daha, ilk kurulan yararlı cemiyet Kars İslam Şurası'dır. Seçeneklerde Kars İslam Şurası yoksa, ilk kurulan yararlı cemiyeti soruyorsa Trakya Paşaeli'yi işaretleyebilirsiniz. Ama Kars İslam Şurası varsa kesinlikle cevap Kars İslam Şurası'dır. Ardından Mimim grubu, Karakol Cemiyeti gibi cemiyetler var. Bunlar da İstanbul'dan gizli yollarla Anadolu'ya silah ve cephane kaçırmaya çalışan cemiyetlerdir arkadaşlarım. İslam İhtilal Komitesi var. Bu da subaylar tarafından kuruluyor. Hani Kuvayi Milliyecilere destek veriyorlar arkadaşlarım. Mesela Karakol Cemiyeti'nin önemli şahsı Kara Vasıf Bey'dir. Bu özellikle silah ve cephane gelişinde İstanbul'dan Anadolu'ya yoğun etkili arkadaşlarım. Hatta
bu karakol cemiyetinin çalışmalarıyla ne oluyor? İstanbul'dan gelen silah ve cephane kayıklarla İnebolu'ya, İnebolu'dan Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Ilgaz'a, Ilgaz'dan Çankırı'ya, buradan Ankara'ya geliyor. İşte bu yola da İstiklal Yolu deniliyor. Ve İnebolu'dan Kastamonu'ya silah ve cephane taşırken yolda donarak şehit düşen cefakar anamız kimdi arkadaşlarım? Tabii ki Şerife Bacı'ydı. Şerife Bacı'yı da hiç sormadılar. Şerife Bacı'ya da dikkat ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Bir de Kuvayi Milliye'yi verelim. Arkadaşlarım, işgallere karşı oluşturulan silahlı direniş örgütlerine ne ad veriliyor? Kuvayi Milliye. Peki önemli Kuvayi Milliye şefleri. Bak, şahıs ismi sorusu olarak bunları da sorabilirler. Bakın, Bilecik-Kütahya hattında etkili olan, kendisine ait Kuvayi Seyyare adlı ordusu da bulunan önemli Kuvayi Milliye şefi hangisidir? Çerkez Ethem. Isparta, Denizli, Çal çevresinde etkili olan önemli Kuvayi Milliye şefi hangisidir? Demirci Mehmet Efe. Nazilli ve çevresinde ilk Kuvayi Milliye müfrezesini kuran ve Yunanlara karşı ünlü Malgaç baskınını düzenleyen kimdir? Yörük Ali Efe. Ardından batıda ilk silahlı direnişi başlatan ve özellikle Ayvalık'ta bu mücadelenin liderliğini yapan önemli şahıs kimdir? Ali Çetinkaya. Bakın, ilk silahlı direniş Hatay Dört Yol'dadır ama batıda ilk silahlı direniş Ayvalık'tadır arkadaşlarım. Yunanlara ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'dir ama ilk kurşun savaşının yaşandığı yer İzmir'in Ödemiş ilçesidir. Bak, İzmir'in Ödemiş ilçesidir. Daha önce söylemiştim, bir de aklıma geldi, söyleyeceğim. Bakın, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü var. Bak, Birgi köyü. Burası Aydınoğulları Beyliği'nin de merkeziydi. Ve Birgi köyü günümüzde Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi köyler listesine alınan Türkiye'den tek yer. Güncelde soru olarak karşınıza gelebilir. Yine söylemiş olayım, aklıma geldi, belirteyim dedim. Peki diğer Kuvayi Milliyeciler, bakın Gaddar Pehlivan var, Parti Pehlivan var. Ama bakın, bu Topal Osman Giresun'da etkili, İpsiz Recep Rize'de etkili. Topal Osman ve İpsiz Recep'e dikkat. Peki Milne hattı veya raporu. Arkadaşlarım, İngiliz General Milne var. Batı Anadolu'da Kuvayi Milliyecilerle Yunanlar arasında hat çiziyor. Diyor ki Kuvayi Milliyeciler bu tarafa, Yunanlar bu tarafa geçmeyecek. Adam buna raporunda da yer verdiği için buna Milne hattı veya raporu deniliyor. Bu da Akhisar, Soma dolaylarında falan kurulan bir hattır. Ama Kurtuluş Savaşı tüm şiddetiyle başlayınca bu hattın falan hiçbir önemi olmuyor arkadaşlarım. Peki, evet kardeşlerim. Çok şükür bu üniteyi de bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemiyle genel tekrarlarımıza devam edeceğiz arkadaşlarım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Görüşürüz.